Acizinet'ten merhaba. Tez yazarken veya çalışma yaparken referansları sıralamak, düzeltmek, sırasını değiştirmek oldukça yorucu ve zor bir işlemdir. Bu videomuzda size MS Office Word programını kullanarak atıf yapma, kaynakça düzenleme işlemini nasıl kolayca ve hatasız bir şekilde yapacağımızı anlatacağız. Boş bir Word sayfası açıyoruz. Atıf yapacağımız cümlemizi yazıyoruz. Cümlenin sonuna ilgili kaynağa atıf yapmak için başvurular sekmesini açıyoruz. Alıntı ekle butonuna tıklayıp yeni kaynak ekle diyoruz. Kaynak türüne dergi makalesi seçiyoruz. Her ne kadar burada yazar adı, dergi adı gibi ayrı ayrı yerler belirlenmiş olsa da tüm kaynakçayı başlık kısmına kolayca yazabiliriz. Bir örnekle başlayalım. Şimdi tamam diyelim. Bir nolu kaynakçaya eklenmiş oldu. Görüldüğü gibi tüm kaynağı yazdı. Bunu birçok derginin istediği şekilde yani sayısal formata çevirelim. Bunun için stil yazan yere seçili olan formatı ISO 690 sayısal başvuru olarak değiştirelim. 3 tane daha cümle ve kaynakça ekleyelim. Görüldüğü gibi kaynakça numaraları Word tarafından otomatik olarak atanıyor. Beşinci cümlemizi ekleyelim ve kaynağı birinci cümleyle aynı olsun. Bu kaynağı eklemek için başvuru sekmesi altında alıntı ekleye tıklıyoruz. Bu sefer yeni kaynak ekle yerine daha önce eklemiş olduğumuz kaynaklar arasında birinci cümlenin kaynağını seçiyoruz. Görüldüğü gibi otomatik olarak numaralandırıyor. Diyelim ki çalışmamızda sonradan cümlelerin yerlerinin değişmesi ya da bazılarının tamamen kaldırılması gerekti. İlgili cümleyi kaynakçasıyla beraber istediğimiz yere taşıyabiliriz. Örnek vermek gerekirse, dördüncü cümleyi ikinci sıraya alalım. Üçüncü cümleyi en sona alalım. İkinci cümleyi de silelim. Gördüğünüz gibi kaynakça numaraları artık sıralı değil. Otomatik olarak tekrar sıralamak için herhangi bir kaynakçanın üzerine tıklıyor. Sağdaki oka tıklayarak açılan pencerede en alttaki alıntıları ve kaynakçayı güncelleştir seçeneğini tıklıyoruz. Artık kaynakçalar yeniden sıralanmış durumda. Yeni değişiklik olan her durum için bu işlemi tekrar yapmak referansları düzgün kaydetmemizi sağlar. Hatalı yazdığımız bir kaynakçayı düzeltmek için kaynakları yönet butonuna tıklayıp ilgili kaynakçayı seçip düzenlememiz yeterli. Yazıya son şeklini verdiğimiz zaman artık kaynakça listesini metnin sonuna eklememiz gerek. Bunun için başvuru sekmesi altında kaynakça butonundan herhangi birini seçiyoruz. Arzu ederseniz oluşan dinamik metni statik metne çevirmek için kaynakça kutusundaki oka tıklayıp kaynağı statik metne dönüştür demek yeterli. Herhangi bir eklenti kullanmadan sadece Word programıyla anlatıldığı şekilde kaynakçaları düzenleyebiliriz. Herkese iyi günler.